Şerif TV izleyenlere biz yine bir maç ertesi programında ben Seher Durul ve sevgili Cemal Atabey abimle karşınızdayız. Şöyle başlayacağım. Nihayet iyi bir haftaya aylar sonra iyi bir haftaya başladık. Bu mudur? Evet, evet. Farklı galibiyet dedik. Bak sen Evren'e mesaj göndermeliymişsin. Benimkiyle olmuyormuş. Evren beni bekliyormuş. Evren seni bekliyormuş. Aynen. Farklı galibiyet. Hangi Evren'cim rahmetli olan mı? Hayır abi o kimse seni bir taraftan beklemiyor. Daha dur abi daha çok program çekeceğiz. Öyle kaçmak yok. Onun yanına yok. Gitmem zaten. Öyle. Öyle kaçmak yok. Ama farklı galibiyet dedik. Yani yeni gelen futbolcularımızdan aldığımız bir gol var. Güzel oyun var ortada. Olsun artık. Biraz yani, üşüdük ama değdi. Şu maçta da olsun yani. Biraz üşüdük ama değdi. İşin evet. De ilginç yok yanı. Yani maçtan önce basın tribünde de bütün arkadaşlara maç 6-0 bitecek dedim. İşte ve bu. İnanmadılar bana ama. İşte bu. Demek ki Evren bana sonucu da söylemiş yani. Abi ben sana yazayım dilekleri vereyim. Bundan sonra sen gönder bundan Evren'le sonra. Evren'le muhatap olalım biz. Evet lütfen tamam. Ben söylüyorum sana. Evet güzel bir skor aldık. Peki oyunda güzel miydi? Oyunla ilgili ne yorum yapıyorsun bana? Şimdi skoru bir kenara bırakmak lazım. Evet. Neden bırakmak lazım? Şimdi listeye bakıyoruz. Giresunspor'un doğumları 2000, 2000 2004, evet. 2006, 2008, 2007, 2008. Yani Giresunspor şu anda ligi bırakmış durumda. Kesinlikle. Oyuncuları terk ettiler takımı. Altyapı U16 ve aynen. U17 takımlarından gelen oyuncularla lige devam edip işte ligi tamamlayacaklar. Hı. Yani bana göre yine orada belki konuşuruz ama 6 ayda ligi bıraktı. Direnmeye çalışsalar da yani kümede kalmaya yok. Çalışan bir takım değil. Atıcısıyla o tutucusunu satmaz. Aynen doğru. Kalecilerini de sattılar. Evet. Santforlarını da sattılar. Demek aynen. Ki onlar da kafalarında bu ligi bitirmişler. Orada da üçüncü takım olarak ben Adana, Tuzla ve Urfa'nın üçünden birinin üçüncü takım olacağını düşünüyorum. Geldik bizim maça. Evet. Yani bu maçın yorumunu çok yapmak doğru olmaz. Skor üzerinden de değerlendirmemek lazım. Doğruları yaptık. Biraz hızlı oynadık. Benim hep ben topa sahip olunca evet, yenemiyoruz. Topu oynama yüzdemiz yüksek olduğunda. Yenemiyoruz ama bu maç için o geçerli değil, değil tabii. Tabii yani de genç değil, çocuklarla değil. Ellerinden aynen. Geleni yaptı Giresun. Bizim kadroya baktığımız zaman kalede bir değişiklikle başladık. Ama doğrusu buydu. Hatırlarsan evet, evet. Haftalardan beri ne dedik? Aynen. Ya bizim yabancı kontenjanımızı kaleciden yana kullanmamamız aynen, gerekiyor dedik. Neden? Aynen. İki kaleci arasında fark yok. Kesinlikle. Bana göre belki Akın de Akın da muhteşem çünkü. Akın. Akın geliyorsun muhteşem. Bir adım önündedir. Kesinlikle. Doğru yaptı Hüseyin Hoca. Evet. O zaman da ne yaptı? İleride hı-hı. Bütün yabancıları kullanma şansı oldu. Aynen öyle. Akın'a zaten top da gelmedi. Evet. Kenarda ısınıyordu artık bir ara abi. Aynen böyle. Öyle. Şu an ortasında Akın. Kadroda işte Emirhan artık oynamaya başladı. Evet Emirhan ilk 11 ile çıkmaya başladı birkaç haftada ama da görüyoruz. Ama bana göre bir hamle oyuncusu Emirhan. Hı hı. Remy ile Mehmet evet. Orayı alırlar diye düşünüyorum. Takım iyi oynadı. Hı hı. İstek vardı, arzu vardı. Koştular, mücadele ettiler. Ettiler yani gerçekten güzeldi. Hemen kaptırdıkları topu kazanmaya çalıştılar. İyi, iyi yani mücadeleyi beğendim. Dediğim gibi sonuç be önemli değil. Eleştirilebilir mi? Eleştireceğim nokta mesela kaledeki değişikliği olumlu bulduk. Kesinlikle. Sol bekte bir ben sıkıntı hala görüyorum. Yani Mücahit'in de hı. Orada iyi, yani kötü oynamıyor. Orada şey yapalım. Ama dikkat et, bir sol bek gibi devamlı bindirmeler yapamıyor. Hı hı. Olmuyor nedense yani. Bu maçta da mesela bu maçta bile Rahmetullah defalarca gidip gelirken, belki de maçın en iyi oyuncularından doğru. Biri Rahmet olurken, doğru. Sol tarafta bizim solumuz çok çalışmadı. Evet, evet. Ne oldu? Bütün ilk yarı özellikle Soku geldiğinden beri en iyi futbolunu oynadı. Çok iyiydi gerçekten. Rahmi ile beraber, Rahmet'le beraber orada arı gibi gittiler, geldiler, çok gittiler, iyiydi. Geldiler. Goller çoğunlukla da hep oradan oldu zaten. Yeni transferimiz Forru nasıl buldun? O da ilk 11'de başladı, golünü de attı. Yavaş yani, yavaş. Evet, açılıyor gibi geldi bana 8-10 sanki. 8-10 diye aldık onu. Evet. Bu maçta 10 numarada koyduk Doğan Can'ın oynadığı mevkide. Forvet arkasında. İyi işler yaptı benim bana göre. Benim hoşuma gitti. Yavaş yavaş takıma ısınıyor. Hı-hı. Takım da ona ısınacak. Akıllı bir futbolcu yapacağı ikinci hamleyi önceden
düşünerek birinci hamleyi yapıyor. O da ona biraz serilik veriyor. Attığı golde de bunu evet, güzel bir gösterdi fırsatçılığını. Foro iyi bir transfer gibi duruyor. Evet. Şu anda dediğim gibi daha ilk maçı böyle ilk 11'de başladığı zaman olacak herhalde Foro. Bana da öyle geldi. Remi de düzeldiği zaman Remi Mehmet Foro orta sahamız olur diye düşünüyorum. Güzel bir takım oluşturacaklarını düşünüyorum ben de. Remi ile konuştum yukarı çıkarken. Dün antrenmanlara başlayacağını, önümüzdeki haftada tekrar gelebileceğini aynen söyledi. Zaten bu çok maçta güzel bir haberdi. Sakarya'da belki kadroda olabilir. Evet. Ha ya, yedekte yani olabilir yedek belki olabilir. ama antrenmanlara başladığını biliyoruz. Örneğin Galatasaray maçıyla yavaş yavaş evet ısınır diye evet düşünüyorum. Peki diğer transferimiz Bacci ile ilgili ne söyleyeceksin? Ya Bacci'yi geç aldı çok, oyuna. Evet, çok göremedik gerçi yani ama. Yani maç olmuş 4-0, 5-0. Ben Bacci'yi 70'li dakikalarda, 65-70'li dakikalarda alır diye düşünüyordum. Tamam, biraz daha ama sona doğru. Şöyle son diyeyim, o da yanlış böyle aklımda kalmadıysa 50 günlük bir ara, onlar ligi bitiyor, 50 günlük bir arada idman yaptı mı, yapmadı mı, hazır mı değil mi onu anladım bilmiyorum. Herhalde hazırlamaya çalışıyor ki onu da bayağı geç bir vakitte 80'li, evet, 81. son 10 dakika dakikada aldı. Aynen 81'de öyle. aldı. Bir şey diyemeyeceğim ona. Yani daha göremedik. Fiziği güzel bir santfor fiziği var. Ama şey, taraftar bu arada fena sahiplenmiş. Direkt Bacı girdikten sonra Bacı'ya hani öyle olması şey lazım ama yani. Onu dedim, moral man olarak onu yükseltmemiz lazım. Unutamadığım maçlardan bir tanesi de biz bu şekilde yeni kapalı olarak yaptığımız tezahüratlar Kenny'ye gol attırmıştık bir maçta. Sırf Kenny'ye yüklenerek zamanında. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum bence ben de. Kesinlikle. Çok büyük bir motivasyon futbolcu aynen, için. Aynen. Ama ilerleyen günlerde de karşılığını alacağımızı düşündüğüm bir futbolcu bence İşte o da. Sağ taraf oldukça iyi iş yaparken sol taraf sağ kadar olmadı. İşte burada ben ya inat ediyorum. Neden inat ediyorum? Ben de inat ediyorum ama ya şu Emre Batuhan'ın bir adım önde olmasını kesinlikle istiyorum. Kesinlikle yani. Ben de istiyorum. Neden hani hiçbir hocamız bu konuda bu şekilde değerlendirmedi bir daha? Yani Mücahit çok tecrübeli bir futbolcu. Savunma yönü güçlü bir futbolcu. Savunması iyi diye bana göre Hüseyin Hoca tercih ediyor. Emre Batuhan daha tecrübesiz, biraz daha evet, dağınık. Evet. Ama işte gençliğin dinamizmi onu ileri geri çalıştırıyor. Kesinlikle kamçılayacak bir durum oldu onu. Yani tercih meselesidir. Ben Emre Batuhan'ı tercih ederim ama Hüseyin Hoca tecrübeyi tercih ediyor. Hayırlısı diyelim. Hüseyin Hoca geçen hafta Bolu'da verdiği sözü tuttu o zaman. Haftaya telafi edeceğiz diye söylüyordu. Ya neyi telafi? Bunda da telafi etmemiz ya gerekirdi zaten yani. Dediğim hani gibi. Telafi, neyin telafisi edeceksin? Bunu telafi saymamamız lazım takıma zaten yani. Çocuklarla oynayacaksın. Lise talebeleri. Evet abi, benim oğlanla yaşıt. Bir bakıyorum evet yani de benim oğlanla yaşıtlar yani. Hani zaten çoğu o 16 ve 17 evet, takımından gelen öyle oyuncu. Yani şimdi bu maçı tabii ki kazanacaksın. O yani ayrı konu da. Bunu telafiden saymıyoruz o zaman. Bu zaten cepteydi değil mi? Bu bir moral maçıydı bu. Kesinlikle evet. Skorla yani, averajımızı. Skorla hiçbir evet alakası yok. Averajımızı oyun, etki etmiş bir oyun oyunda önemliydi, istek önemliydi, mücadele önemliydi. Bu maçta gördük mü? Gördük. Gördük, gördük. O yüzden gördük, bu maçı değerlendirmesini sadece gördük bu açıdan yapalım diyorum. Aynen ben öyle. O yüzden biz Sakarya maçında bir telafi bekliyoruz. Aynen. Öyleyse. Şimdi bu maçta bu sol tarafı ne yapacağız? Önemli olan o. Şimdi Josef bir türlü düzelmiyor. Metehan bencilliklerde zirve yapıyor. Maalesef. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Bu konuda da evrene bir mesaj göndermemiz lazım yani. O iş sende bundan sonra. Ben karışmıyorum. Ben içeriden sende. Ama işte Josef'in kalitesini biliyoruz. Evet. Yaptıklarını biliyoruz. Umarım sakatlığını da atlatacak ve eski Josef'i biz sahada göreceğiz diye düşünüyorum. Göreceğiz, evet. Sakarya maçına geçmeden önce gene çok önemli. Bu hafta da yani her hafta eski kapalıdan seyrediyorum ki bu hafta sonu dehşet bir soğuk vardı. Bir ara doluya evet tutulduk, yağmura tutulduk. Ne olacak abi, biz bu stat istiyoruz davamızda, nasıl yapacağız? Şimdi bir de bir cin çukurunun orada tekrar bir stat olsa mı durumları çıkmaya başladı. Hem Onur Başkanımız hem Onur diğer Başkan taraftarlarımız. Bir hayal kurdu. Evet ve herkes ona tutundu, farkında İşin, mısın? İşin ilginç yani yaklaşık bir sene evvel ya da işte 7-8 o adam bilmiyorum. Bu konuyu ilk ben yazmıştım. Evet. Cin çukuruna stat yapalım diye ama ondan sonra görüştüğüm, yani ben bunu yazınca bu işle ilgili mimarlar, çevre mühendisleri, işte çevre planlamacıları, şehir planlamacılarıyla falan konuştuk. Bu iş öyle olacak kolay bir değil iş değil. Maalesef. Yani tamam, Onur Başkan bunun hayalini kuruyor.
Biz de kuruyoruz. Kesinlikle. Zamanında orada maç seyretmiş insanlarız yani. Hani o sahne çekmiş insanlarız. Parayla bandırma sporlu olanlar cin çukuru hikayesini anlatmaya çalışıyorlar. Hayatlarında cin çukurunda tek bir maç seyretmeyen vardı insanlar. Şimdi hakem kesiyorlar. Neden belediye vermiyor bilmem ne. Ya biraz ayaklarını... Belediyenin üstünde olduğunu farkında değiller mi yani acaba? Biraz ayaklar yere basacak. Bu oradaki arazinin değerinin kaç milyon olduğunu aynen herkes otursun bir tartışsın. Belediyeden böyle bir fedakarlık istiyorlar. Bana göre yapamaz. Yani kesinlikle. Hadi belediye bu fedakarlığı yaptı. Yani Bandırma Spor hakikaten bu kentin en büyük markalarından biri. Kesinlikle tabii ki de. Bunu kabul ediyoruz ama Futbol Federasyonu, Spor Bakanlığı artık şehir içinde stat yapmıyor. Hı hı. Hep örnek gösteriyorlar ya, Göztepe'ye hayatlarında Göztepe'de maça gitmemişlerdir. O stadı örnek. O stat gösteriyorsun ama o stadın etrafında çevre yolu var. Kesinlikle. Çevre yolundan giriyorsun, stada giriyorsun. Yani burada öyle bir şey yok. Burada şehir içi, direkt şehir içi. Burada mesela konuştuğum yani şehir planlamacılar mutlak ve mutlak Atatürk Caddesi'nde Türk Telekom'da PTT binalarının yıkılması gerektiğini, oradan yol açılması gerektiğini söylüyorlar. Bunun yanında bu projenin hayata geçmesi için de mutlak ve mutlak surette HAL binasının da yıkılmasını gerektiğini söylüyorlar. Yani oradaki PTT ve Telekom yıkılacak, HAL binası yıkılacak, yolla bağlantı sağlanacak, gelen taraftarları, gelen takımı oradan alt tarafa sokacağız. Olur mu ya, yapmak istersen milyon dolarların ya varsa yaparsın. Yani. Artı diyorlar ki işte altta 3 kat otopark yapacağız. Güzel. Yapalım. Yapalım. Ben de istiyorum. Yapalım. Ondan sonra da işte tribünlere ışıklandırma bilmem ne. Orada şimdi kültür merkezi var. Santral kültür merkezimiz var. Artı şimdi eski Pertevniyel Hastanesi yapılıyor. Orası da evet, restore İkisi ediliyor. De Anıtlar Kurulu'ndan tescilli binalar. Evet. Orada Sedat Başkan zamanında projeye başlanıldığı zaman Anıtlar Kurulu buna izin vermedi. Anıtlar Kurulu diyor ki yapacağınız herhangi bir oradaki işlem, yapı bu iki binayı geçemez diyor. Ha, bunu nasıl yapacaksın? Nasıl yükseleceğiz? İşte bunları ben çözerim diyen bir zihniyet varsa İnşallah. Çok isterim. Çocukluğumuz orada geçti. Duvarların üstünden atlayarak hamam tarafından maça girerdik. Hep oradaydık. Benim mahallem, ben o mahallede büyüdüm. O mahalle benim mahallem. Stat çevresinde bütün gün stattaydık. Doğru. İnşallah olur ama ben ayakları yere basan bir proje olarak görmüyorum. Çok zor bir şey. Yani imkansız gibi, tabii ki değil ama çok zor olduğunu biliyoruz. Çok zor yani çok büyük maliyet. O maliyet, o iki tane büyük binayı satın almak abi falan mümkün değil. HAL binasını yıkacaksın, orayı katacaksın. Valla o paranın yarısına şu anda 66 dönümlük yere çok güzel bir stat yapılabilir. Değil mi? O gösterilen aynen yere diye söylediğin aynen yer. Yani stat konusunda biraz de Onur Başkan hayal kuruyor. Umarım hayalleri gerçek olur. Hepimizin hayalini kuruyor. Hep birlikte kuruyor. Kesinlikle ben de inanıyorum. Evet. Gerçekleşsin istiyoruz tabii ki de. Şimdi o zaman şeyi sorayım. Sakarya maçında sol tarafı halledersek sence yine yüzümüz gülerek şimdi döner miyiz Sakarya'da? Şanslı bir zamana denk geldik Sakarya ile oynarken. Birincisi Sakarya taraftarı cezalı. Evet tabii maça biz gidiyoruz sadece maça. Sadece ve sadece statta Bandırma Spor evet, taraftarı olacak. Hı hı. 2000 civarında evet, evet şey var. Keşke 2000 kişi oraya doldurup da tribünü hafta içine denk gelmiş olmasına kaynaklı Cuma'ya denk maalesef gelmesi. Evet hani mesai günü olduğu için. Önemli oyuncuları da cezalı. Evet. İki oyuncuları cezalı. Seyircileri yok ve düşüş içindeler. Evet. Ya bakmayın yendiler Altay'ı ama zorla yendiler. Ben umutluyum bu maçtan. Ben 3 puanla döneceğimizi İnşallah düşünüyorum. Çıkış işte bir maçla başlayacak. Değil mi? Şimdi onu diyecektim. Bundan Giresun sonra maçı moral maçıydı. Evet. Sakarya maçı çıkış maçı olacak. Evet. Ondan sonra da zaten Galatasaray maçımız var ama onu ben saymayalım. Galatasaray'ı araya sıkıştıracağımız Galatasaray maçı. Vallahi Galatasaray maçını pek ben araya katmak taraftarı değilim. Öyle de bir gerçeğimiz var ama şimdi. Şanslı da bir şeyde Galatasaray'ın çok zor iki maçın arasına denk geldik. İşte. Orada da sıkıntılar var. Mesela herkes atıp tutuyor ya. Hı. Gideceğiz de şöyle yapacağız da böyle yapacağız da. Şimdi birincisi
Bilet fiyatları çok yüksek. Bilet fiyatları ile ilgili şöyle bir güzel haber verebilirim sana. O da babamdan aldığım evet. güzel bir haber. Babamı biliyorsun, Kandıralı tabii. Fethi. Buradan da selam verelim. Kandıralı Fethi'ye selamlar. Galatasaray yönetiminde bir hemşerisi var. Niyazi Yelkencioğlu. Biliyorum. Aynı zamanda akrabasıdır da. Evet, aynen öyle. Niyazi Yelkencioğlu ile birebir görüşmesi sonucunda... Rica minnet. Lütfen hani biz Bandırma Spor taraftarı olarak maça gelmek istiyoruz ve hani cebinde 50 kuruş çorba parası olmayan vatandaşlarımız bile gelmek istiyorlar. O yüzden makul bir seviyede tutabilir misiniz yönetimle konuşup bunu diye. Ve sonrasında Niyazi Bey geri dönüyor babama telefonla. Maç bilet fiyatlarını 300 lira olarak belirliyorlar. 300 lira bizim için güzel bir fiyat diye düşünüyorum ben açıkçası. Yani vallahi gene pahalı ama yani 750 düşün. Ile 1000 lira arasında değişeceği ilgili bir durum 50 vardı. 50 lira yaptığı zaman bağıran taraftarlar kesinlikle 300 lira. Kesinlikle biliyorum. Yani ama 300 çok, lira olduğu çok iyi yani. Buradan teşekkür etmek lazım kesinlikle. Kandıralı Fethi Kandıralı abiye. Gerçekten iyi iş yapmış. Evet kesinlikle. 300 liraya. Çünkü Ümraniye maç biletlerini biliyorsun 700 küsür liradan evet. satıldıydı çok yani. Çok iyi olmuş. Hani. Şimdi o bir sıkıntı. Evet. Yine de sıkıntı 300 lira az lira, para evet, değil ama evet. benim düşündüğüm 700 liraların aynen yanında öyle, iyi, rakam. Çok iyi rakam. Bir de şu var şimdi ikinci sıkıntı da Bandırma Spor Pasoligi olanlarla Galatasaray Pasoligi olanlara maç bileti vermiyormuş. Bugün öğrendim ben bunu. Evet. Şimdi buyurun bakalım cenaze namazına. İptal edilmesi gerekiyormuş. O da bir hafta bir ay geçmesi evet. lazımmış. Ondan sonra bilet verilecekmiş. Bunu bilmiyordur muhtemelen birçok taraftarımız. Bence de bilmiyordur. Böyle de bir hüsran yaşanacak. Bu çözülebilecek i̇şte hüsran diye bilmiyorum. Endüstriyel futbolun eyvah, eyvah, saçmalıklarından biri. Çok saçma biri. Abi. Bir futbol sever olarak gidip maç seyredemiyorsun. Ben semtime de hani ilçe takımıma aynen. da destek olmak için almış olabilirim. Maçına gitmiyor da olabilirim. Evet. Yani hani Diyarbakır'da da Bandırmalı arkadaşlarımız var. Sırf faydası olsun diye kombine satın aldılar. Bandırma Spor kombinesi. Mesela sırf kulübe katkısı olsun diye. Ama böyle çok enteresan bir uygulamaymış gerçekten bu. Pasolik'in saçmalıklarına biraz devam ediyor. Biraz oradan baltalanacağız galiba Galatasaray için de. Aynen öyle. Yani Galatasaray, Pasoligi olanlar Bandırma Spor Galatasaray maçına gelemeyecekler. Evet öyleymiş. İnşallah o sıkıntı da bir şekilde yapılan görüşmelerle aşılır ama İnşallah. Şu andaki durum bu. Yani Galatasaray maçını herkes çok rahat bir şekilde gidip evet, izleyemeyecek. Hem maalesef. Maddi olarak hem aynen, de Pasolik öyle. Sıkıntısı olarak aynen. umarım çözülür. İnşallah. Ondan sonra da dedin ki Göztepe dedim. Şu Galatasaray maçı bir an evvel bir atlatsak hasarsız bir şekilde. İnşallah. Kötü bir şey. Sonuçlar yani etkiler. Moral olarak da etkiler. Ama tam tersi de olabilir. Tam kadroyla çıkacağımızı düşünüyor musun peki onlar? Hayır. Ben evet, düşünmüyorum hayır, çünkü hayır. de o yüzden. Tam kadroyla çünkü çıkmayacağız. Çünkü Galatasaray'da mutlak ve mutlak tamamen yedek kadroyla çıkacak. Onların da çünkü önemli maçların Samsun arasında maçı çünkü. Var. Samsun maçından sonra da Başakşehir maçları var. Evet, evet bir de Başakşehir var onların. O yüzden doğru. güzel bir maç olacak. Yani biz orada eğleneceğiz. Eğlenceli, vakit geçirici, evet. skora önem vermeden evet. Bandırma Spor'u tüm Türkiye'ye izletmek. Aynen öyle. En azından dediğim gibi stat isteğimiz Ali Samiyen, Ali Samiyen diyorum. Şimdi oraya Parkta, gelecektim. Onun başkanının da isteği bu yöndeydi. Evet. Hakikaten biz o gün orada her şeyimizde stat konusunu bağırmamız lazım. Aynen öyle abi. Kesinlikle. Federasyon izin vermez. Keşke stat istiyoruz diye bir pankartla çıkabilsek. Ama ona da izin vermezler. İnşallah kesinlikle. İyi olacak. Kesinlikle. Bir mucize olursa çok güzel olur. Of. Of yani. Bütün... Bak ne güzel bir mesaj gönderdin şu an farkında olmadan. Evet. Evren beni duyuyor herhalde. Evren. Ay Cemal abi. Ama bak şimdi Evren'e de şunu diyebilirim. Bana seçme hakkı tanırsa. Hangi maçı seçersin? Sakarya Göztepe'yi kazanmayı mı istersin? Galatasaray'ı elemeyi mi istersin? Ben de Sakarya ile Göztepe'yi isterim kesinlikle. Ben kenara bırak Evren'cim. Sakarya ve Göztepe maçı benim için çok daha önemli. Benim için de. O yüzden mesajlarımızı bu yönde alabilirsin. Of güzel mesajlar verdik. Geçen hafta... Bizi hani Bolu maçından dolayı biz üzgündük ama basketbol maçından dolayı mutluyduk. Şimdi ama bu hafta oldu. Tam tersi bir durum yaşadık. Bir de öyle evet. bir şey de var. Biz güzel bir skor aldık ama basketbol takımımız, bu arada basketbol takımımız maalesef evet, 7 gidip, sayı farkla yenildi galiba. Aynen maçta. Ben de gidemedim. 7 sayı farkla yenilmişler galiba onlar da. İşte hep yeni bir takım olmanın, yeni bir kadro oluşturmanın, hı-hı. birlikte oynama
sıkıntısından kaynaklanan sakatlıkları var. Evet. Takımda sakatlı oyuncular var. Kilit oyuncular sakat. O yüzden bu mağlubiyetin geldiğini düşünüyorum. Ama inşallah playofflara tam kadro gireceğiz. İnşallah. Hocamızla beraber hedeflediğimiz bir üst lige TBL'ye çıkarız diye düşünüyorum inşallah. Ama dediğim gibi hiç değil. Ama bu sene hazırlık olarak ben görüyorum. Değerlendirilmeli diyorsun, evet. Salon konusu aşıldı. Evet evet, çok güzel, çok bir güzel artı. Bir salon oluyor. Taraftar desteği artıyor. Her hafta galiba artan bir taraftar sayısı var, aynen, gördüğüm kadarıyla. Aynen. Evet. İşte o Bamit maçlarındaki kapalı çok güzeldi. Oynamak. Çok güzeldi. Bu maçlarda da olacak diye zamanla düşünüyorum. Yani bu sene olmasa bile seneye Bordo Basketbol Kulübü'nün de çok böyle iddialı bir takım kuracağını tahmin ediyorum. Bir Serkul vardı, sadece futbolda değil, basketbolda da Bandırma'nın duyurmak için canlı başla devam edeceğimize inanıyorum ben de kesinlikle. O zaman Sakarya maçının Sakarya ve Göztepe maçlarından sonra tabii, şapkamızı önümüze koyacağız. Koyup, evet. Bakın düşüneceğiz. Ne olacak? Ne Hüseyin hocam karar doğru vereceğiz. Mu yapmış? Güzel mi gidiyoruz? Ne olmuş? Aynen, Hüseyin hocanın da elinde kendi kurmadığı bir kadro var. Evet. Bu kadro çerçevesinde hareket ediyor. Evet. Ben sonuna kadar Hüseyin hocaya güvenilmesi gerektiğini. Sonuç ne olursa olsun. Bu sene bunu en başından beri söylüyorsun yani zaten. Bu sene playoff'a bile kalamasak, bırak kesinlikle. Süper Ligi, Artık hoca değiştirmememiz Süper Ligi lazım. De çıkmayı başaramasak, playoff'a kalmaya bile başaramasak Hüseyin hocanın arkasında durulması gerektiğini Bence de. Düşünüyorum. Düşünmek bile istemiyorum. Böyle kötü sonuçlarda da ben Hüseyin Hoca'yla beraber yola devam edilsin Sezonu diyorum. Tamamlamamız gerektiğini ben de aynı şekilde düşünüyorum. İnşallah güzel sonuçlarla devam ederiz. Hüseyin Hocam da bir sonraki sezonda yine bizle de birlikte olsun diliyorum inşallah. Ki. O zaman bu haftayı da bu şekilde tamamladığımızı Evet, düşünüyorum. Çok böyle konuşulacak bir maç Aynen değildi. öyle, aynen öyle. Taraftarlarımız da bizi izleyenler de sıkma gerek yok. Hakikaten Aynen. futbol analizi futbol analizi yapılmayacak yapılacak bir maç bir değil. maç Doğru değildi. söylüyorsun, kesinlikle. Giresunspor'a da başarılar dilerim. Ellerinden geleni yapıyorlar. Transfer tahtaları kapalı. Oyuncuları gitti. Yönetim başkan benim hemen önümde oturuyordu. Hı. Yani çaresizler. Kübenin düştüklerini biliyorlar. Ligin de bitmesini bekliyorlar. Aynen öyle. Ki o, alkışlayarak uğurladık onları da tribünden biz, hani bütün futbolcu kardeşlerimiz de. Öyleyse önümüzdeki Sakarya deplasmanından sonra aldığımız yine güzel skorla İnşallah. Burada olmayı diliyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek de hoşça kalın efendim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.